Kıymetli gençlere bil başkanlarım, AK Parti'mize gönül vermiş dava arkadaşlarım, teşkilatlarımızın kıymetli mensupları, geçmiş dönem belediye başkanımız Nevzat Baltan'ın bugünkü milletvekilliği adaylığı açıklamasına hoş geldiniz, sefalar verdiniz. Basın mensubumuzu unuttum. Sizler de hoş geldiniz. Başkanım sözü size bırakıyorum. Ben ayakta konuşmayı biliyorsunuz. Geçmişten kalan bir şey seviyorum. Evet, kıymetli il başkanım, yeni il başkanımız Hamza kardeşimiz, değerli daha önceki görev yapmış Hüseyin başkanımız, Mehmet Ali başkanımız, Fatih başkanımız, Şaban, Fatih kardeşimiz, Fatih başkanımız, kıymetli misafirlerimiz, değerli dava arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Değerli dostlarım, bugün 2023 yılı milletvekilliği seçimlerinde adaylığımı açıklamak için sizleri buraya davet ediyorum. Şunu özellikle başta söylemek istiyorum. Tabii ki Türkiye'nin üzerinde 100 yılın bir afeti şu anda yaşıyoruz. Neredeyse 13-14 milyon ülkemizin büyük bir kısmında insanlarımız hakikaten bu depremin mağduru oldular. Dolayısıyla bu açıklamayı biraz daha mütevazi olarak böyle arkadaşlarımızı çağırdık. Yani biraz daha depremin verdiği o şeyi kısmen yaşamamız gerekir diye düşünüyorum. O açıdan hepinize buraya kadar geldiğinizden dolayı bütün dostlara, bütün kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, tabii beni kendimi tanıtmaya gerek yok. Aksaray doğumluyuz sonuçta. İlkokulu, ortaokulu burada okuduk. Bir senin bir kısmını Aksaray'da okudum. Daha sonra Konya Teknik Üniversitesi. Arkasından İstanbul Teknik Üniversitesi. Makine Mühendisliği bölümü bitirdim. Ve mecbur hizmetim vardı. O çerçeve içerisinde devlet demir yollarında mühendis olarak, baş mühendis, uzman mühendis olarak uzun yıllar çalıştım. Daha sonra işte 2002 yılında AK Parti hükümetinin kurulmasıyla beraber o zamanki bir Ulaştırma Bakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın belli bir süre danışmanlığı yaptık. Genel bir yardımcılığı yaptım. Değişik yerlerde yönetim kurulu üyelerimiz oldu. Ve 2004 yılında Aksaray'a belediye başkanı oldu. Tabii ki bunu milletimiz seçti. 10 yıl gibi gerçekten hayatımın en güzel yılları diyorum. Zor bir yıldı, zor bir dönemdi ama hep onu söylüyorum. Geçmişe döndüğümüz zaman büyük bir hazla ekip olarak burada Hüseyin kardeşimize dahil olmadı ekibimizin içerisinde o dönemlerde. Tabii il başkanlarımız var. Allah razı olsun. Şaban Başkan olsun. Latif Başkanımız olsun. Fatih Başkanımız ve daha önce ilçe başkanlarımız, kadın kolları, gençlik kolları ve bir ekip olarak, bir ekip ruhuyla, birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde bu şehre hizmet etmenin derdi ve gayreti içerisinde oldu. Başarı şuradan geldi dostlar. Bunu özellikle söylüyorum. Bunu o dönemin görev yapan kardeşlerimiz, dava arkadaşlarımız bunu bilirler. Eğer birlik ve beraberliğin olduğu yerde sonuç başarıyı getirir. Ben özellikle çok fazla kişi çağırmadım ama şurada işte Şaban Başkanımızın olması, Latif Başkanımızın olması, Fatih Başkanımızın, Mehmet Ali Başkanımızın, Hüseyin Başkanımızın, tabii ki yeni taze başkanımızın buralarda olması bizim hala 20 yıl öncesinin hukuku olarak, kardeşlik hukuku olarak devam ettiğinin bir göstergesi. Bu başarıyı getirdi. Hakikaten başarıyı getirdi. Geçmiş yıllara baktığınız zaman Aksaray'da o belediye başkanlığımız döneminde, tabii ki hükümetimiz de bir tarafta bizim arkamızda da desteğimiz dedi. O dönemin milletvekili arkadaşlarımızla beraber gerçekten el birliği içinde kardeşlik duyguları içerisinde başarıya adım attık. Başarı geldi. Dolayısıyla ben buradan özellikle hasreten bu yola çıktığımız günden itibaren söylüyorum. Biz sonuçta bir yarışın adımını attık. Hani tedbir bizden, takdir Allah'tandır. Bu bizim
inancımızın gereği ve inancımızın anlayışı. Hani güzel de bir söz var ya, sefere çıkmak bizden, zafer Allah'tan. Sefere çıkmakla görevlendirdik, zaferle değil. Zaferi verecek Cenab-ı Allah. Dolayısıyla bu süre içerisinde kırmadan, dökmeden, incitmeden hiçbir kardeşimizi, hiçbir aday adayımızı, hiçbir teşkilat ve mensubu ve hemşehrilerimizin, siyasi partileri farklı da olabilir, problem değil. Biz bu memleketin evladıyız. Bu toprakların insanlarıyız, farklı düşünebiliriz. Dolayısıyla bu süreci inşallah aday olsam da olmasam da, aday o yapsalar da yapmasa da hiç problem değil. Ben bu davanın adamıyım. Hayatım en gençlik yıllarından bu yana kadar, sonuna kadar bu davayı omuzladık, bu davanın içinde olduk, bu davanın bir nefer olarak görev yaptık. Tabii ki burada eski bir siyasetçinin güzel bir sözü var. Diyor ki siyaset iddia ve inanç işidir. İddiası ve inancı olmayan adam siyasette yeri olması lazım. Tabii ki iddiamız var. Aday olduk. Aday olduk. Aday olmak için. Tabii ki inancımız var. İnanıyoruz. Ama biraz önce söylediğim gibi takdir bizim yetkimizin dışında. Dolayısıyla Allah nasip eder de milletimiz takdir ederse tabii ki sonuçta milletimizle beraber de karar verecek olan Sayın Cumhurbaşkanımızın da eğer böyle bir görevimizi yüklerse hangi arkadaşımız olursa olsun biz burada şehrimiz için, Aksaray'ımız için, insanlarımız için elimizden geldiği kadar bu görevi üstleneceğiz ve üstlenmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla değerli dostlar, biz sadece kendi nefsi duygularımızı, nefsi arzularımızı hakim kılmak için böyle bir yola çıkmadık. Bu zaten söylemeye gerek yok. Hepiniz bunu yürekten biliyorsunuz. Mevla utandırmasın diyoruz. Cenab-ı Allah utandırmasın diyoruz. Yunus'un da güzel bir sözü var ya, biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Dolayısıyla biz gönülleri yıkmaya değil, gönülleri yapmaya geldik. İnşallah bu çerçeve içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Yine bir üstad Karakoç'un herhalde, Abdurrahim Karakoç'un, çok hoşuma gider, bunu bazen paylaşırım. Bu da bizim için bir, özellikle şu son dönemlerdeki siyasi şeylerde hakikaten çok hoşuma gider bir şey. Diyor ki beden ölür çürür, cana bakın. Kim kimle olur ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar, haktan, hakikattan yana bakın siz. Biz haktan, hakikatten yana olacağız. Dönen dolaplar bizi hiç mi hiç ilgilendirmiyor. İnşallah yolumuza değerli dostlar bu şekilde devam edeceğiz. Kendimi anlatmaya gerek yok. Ben yaptığımız işlerimiz geçmiş dönemlerde bu şehirde milletvekilliğimiz biraz kısa sürdü ama 10 yıl gibi hakikaten şehri 100 bin nüfuslarda aldığımız bir şehrimiz şu anda 250 bin nüfuslarda. Yaptığımız altyapısıyla, üst yapısıyla, çevresiyle, yeşiliyle, organize sanayi gibi dev bir kurumda hepsinde emeğimiz var. Biz göreve geldiğimizde belki şöyle 20-30 fabrika vardı, 400 kişi çalışıyordu. Bugün şu anda ben bıraktığım, 2014 yılında bıraktığımda 10 yıl hem yönetim kurulu üyeliği yaptım hem de başkan vekili yaptım dönemlerde. 200 civarında fabrikayla 8.500-9.000 insanın çalıştığı bir koca bir devasa kurumu biz bırakmıştık yani devretmiştik. Şu anda bildiğim kadarıyla 14-15.000 civarında insanımız çalışıyor. 280-290 civarında da fiili aktif olan fabrikamız devam ediyor. Dolayısıyla bunlar sonuçta hem bizlerin katkılarıyla, vekillerimizin tabii ki emeği geçmiştir, hükümetimizin tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere emeğiyle bu Aksaray'a çok büyük hizmetler yapıldı. Eksiğimiz var mıdır? Dostlar eksiğimiz vardır. Ama bunu da inşallah bu önümüzdeki dönemler içerisinde her harikarda birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde bunu devam ettiririz diyoruz. Ben çok fazla zamanınızı almak istemiyorum dostlar. Bu yola çıktık. Hepinizin dualarını bekliyoruz. Desteklerini biliyor, bekliyoruz. İnşallah Cenab-ı Allah utandırmasın diyorum. Allah'ı mahcup etmesin diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanımız son üzerinde il başkanımız ve belediye başkanlarımızın muhtemelen toplantı yapacak saati kesin değil ama